sonuna kadar her alanda kullanmalıyız. O günümüzün gerçeği. Fakat psikoloji alanında bizim temel hedef kitlemiz insan olduğu için belki bu bizim için en son söz konusu olacak bir alan. Bakın bu COVID enfeksiyonu döneminde de biz hastalarımızla, özellikle hastaneye gelmekten çekinen hastalarımızla ya da danışanlarımızla online görüşmeler yaptık bu süreçte. Ama birçoğu da yine yüz yüze görüşmeyi tercih etti. Teknolojiyi sonuna kadar kullansak da biz hastamız ya da danışanımız işte ağladığında bir sırtına dokunabilmeliyiz, bir elini tutabilmeliyiz. Bunlar bizim için de yine karşımızdaki hasta ya da danışan için de çok önemli. Teknolojinin gelişmesiyle aslında psikolojinin çok etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü insan psikolojisiyle ancak bir insanın ilgilenebileceğini düşünüyorum. Bu son etkilenecek mesleklerden biridir. Hatta olumlu yönde etkileneceğini düşünüyorum. Çünkü insan teknoloji ve modern hayatın etkisiyle biraz daha asosyal bir yaratık oluyor. Hem ekonomik sıkıntıları hem giderek artan stres yükünü karşılayabilmesi gerekmektedir. Bunları karşılayamadığı zaman da psikolojik sorunlar yaşıyor. Bu sorunları da çözmek tabii ki bir psikolojinin işi. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki yapay zekada yapan insan zekası sonuçta bizler yapıyoruz. Dolayısıyla tamamen insan faktörünün kalkması gibi bir şey söz konusu değil. İlişki bizim için çok önemli. İnsan insan olan ilişki önemli. Onun için psikolojinin içerisine teknolojinin özellikle bu yapay zekanın çok fazla girmesi ne kadar mümkün olabilir? Şu anda baktığımda ben çok yakın bir gelecekte görmüyorum. Çünkü farklı bir şeyimiz var. Bu süreçte bile onu yaşadık. Yani kişi karşısındakini görmek, dokunmak, hissetmek istiyor. Dolayısıyla hani bunu yapay zeka ile yapabilmek çok zor. Ama özellikle bu pandemi döneminde de yaşadığımız bir şey var bizim için. Örneğin terapilerimizi online'a çevirdik. Eğitimlerimizi online'a çevirdik. Ancak şöyle bakıyorum, hani bu işi yapan kişiler çok memnun mu? Bekliyorlar yani bu online bitsin ve normal sürecimize girelim diye. Demek ki hala biz karşılıklı yüz yüze olmayı tercih ediyoruz. Onun için ne kadar etkiler bilmiyorum ama tabii ki teknolojik gelişmeler bizim de farklı şekillerde etkiliyor. Bize mesela kullandığımız en önemli şeylerden bir tanesi teorik bazda baktığımızda akademi içerisinde istatistiksel programlar, bizlere yardımcı olan şeyler söz konusu teknolojiyle birlikte gelen ama henüz çok böyle yüz yüze olan ilişkinin yerini tutabildiğini düşünmüyorum.